Hatay Tarım Matador Gübre olarak üreticilerimize bu hafta pamuk tarımında gübreleme önerisini sunacağız. Pamuğun 1 dekar alanda ihtiyaçlarının neler olduğu ve nasıl matador gübrelerle gübreleme yapmamız gerektiği konusuna değineceğiz. Öncelikle pamuk tarımında pamuk bitkisinin 600 kilogram dekara verim verdiğinde 1 dekar alandan ne kadar bitki besin elementi kaldırdığı değinelim. Azot olarak kırmızı 20 kilogram 1 dekar alandan saf azot kaldırıyor. 600 kilogram verim verdiği zaman. Fosfor sarı sütundaki 7 kilogram fosfor kaldırıyor 1 dekar alandan. Potasyum yeşil olarak görünüyor. 20 kilogram potasyum kaldırıyor. 7 kilogram kükürt, 400 gram da saf olarak çinko kaldırıyor. Bitkinin 1 dekar alandan kaldırdığı besin elementleri bunlar. Buna göre gübreleme önerilerine değinecek olursak, iki üründe gübreleme önerimiz var. Bir tanesi Matador 4-15 dediğimiz %15 kükürt içeren potasyum kaynağı sülfat bazlı olan bir ürünümüz. İkinci ürünümüz de aynı şekilde %20 kükürt içeren, aynı şekilde potasyum kaynağı sülfat bazlı olan ürünümüz. Birinci gübrelemeye baktığımız zaman sütundakiler miktar, yani 1 dekar alana düşen gübre miktarı, azot, fosfor, potasyum, kükürt, kalsiyum, manezyum ve manezyum, çinko ve demir miktarlarını görüyoruz. Satırlarda ise gübreler var. Matador 15 azot, 15 fosfor, 15 potasyum, 15 kükürt ve %1 çinko, 5 kalsiyum içeren ürünümüzden 1 dekar alana 50 kilogram uygulama yapıyoruz ekimle beraber. Matador azot %30 azot, %5 potasyum, %5 kükürt, 2 manezyum, 1 demir olan ürünümüzde 50 kilogram aynı şekilde üstten uygulama yapıyoruz. Çapa ve sulamada toplamda 100 kilogram gübre uygulamış oluyoruz. Buna karşılık 1 dekar alana düşen saf azot miktarı 22,5 kilogram, fosfor miktarı 7,5 kilogram, potasyum miktarı 10 kilogram, kükürt miktarı 10 kilogram, kalsiyum 2,5 kilogram, manezyum 1300 gram, çinko 500 gram ve demir 500 gram olarak 1 dekar alana düşmüş oluyor. Süper Matador 10-20-20 ile yaptığımız gübrelemede ise kısaca bir gübreye değineyim. İçerisinde %10 azot var, %20 fosfor, %20 potasyum, %20 kükürt, %1 çinko, %5 de kalsiyum içeriyor. Bununla uygulamamızda dekara 40 kilogram uygulama yapıyoruz taban gübresi olarak. Matador azot %30 azot, %5 potasyum, %5 kükürt, 2 manezyum, 1 demirden de 60 kilogram uygulama yapıyoruz. Toplamda uyguladığımız miktar gene 100 kilogram ve dekara düşen azot miktarı saf olarak 22 kilogram azot, 8 kilogram fosfor, 11 kilogram potasyum, 11 kilogram kükürt, 2 kilogram kalsiyum, 1400 gram manezyum, 400 gram çinko ve 600 gram demir olarak toprağa düşmüş oluyor. Ayrıca bizim Matador K diye bir ürünümüz daha var. Gene potasyum ağırlıklı, potasyum ve kükürt ağırlıklı. Topraktaki hem pH'yi düzenlemek hem de kullanılamayan elementleri çözerek toprakta bitkiye kullanılabilir hale getirebilmek için kükürt oranı yüksek. Matador K %13 azot içeriyor, %5 potasyum, %5 fosfor, %26 potasyum, %5 kalsiyum ve %30 kükürt içeriyor. Bu gübreyi çapa ve boğaz dolumunda uyguladığımız zaman taban gübrelerini, eğer uygulayacaksak bu gübreden, taban gübrelerini 10'ar kilogram aşağıya çekebiliyoruz. Thank you.
Hatay'ın Belen ilçesindeyiz ve yanımızda Belen Ziraat Odası Başkanı ve yörenin önder çiftçilerinden Selahattin Bey var. Selahattin Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizden Hatay'ın Belen ilçesinde tarımsal anlamda hem bir üretici olarak hem de Ziraat Odası Başkanı olarak ne tür tarımlar yapılır? Kısa baktığınız halinde özetler misiniz? Bizim Belen'imizde pamuktan tutun yani sanayi ürünü, hububat, zeytin, kiraz, bahçecilik yani bunun arasında bağcılık da var. Hepsi mevcut. Yani geniş bir mozaik var tarımsal. Evet, Belen'de bayağı mozaik var ama Belen'i tanımayan bilmeyen Belen'de bir şey yok zanneder. Evet, ben özellikle o yüzden istirham ettim, neler yetişir dedik. Evet. Peki tarımsal faaliyet o zaman 12 ay boyunca devam ediyor. 12 ay boyunca Belen'de tarımsal faaliyet devam eder ilçemizde. Peki sulu tarım var mıdır? Sulu tarımımız var tabii. Sulu tarımımız ovaya, Amik Ovası'na da dahil arazilerimiz var. Burada da sulu tarım da yapıyoruz. Burada işte pamuk, soğan, mısır, dane mısır, yem bitkileri hepsini ekiyoruz. Dolayısıyla hem iç pazara, bildiğim kadarıyla dış pazara da ihracat yapan bir yöre. Yani bizim mesela hurmamız çok ünlüdür, Belen hurması, kirazımız. Ama kirazımızı iç piyasada tüketiyoruz. Yeni Dünya'mız mesela, Ötençay köyümüzdeki Yeni Dünya'mız çok popüler bir Yeni Dünya'dır. Yani eşi benzeri yoktur Hatay'da. Peki bunlar Belen'in genel yapısı. Bir evet. De sizin özel yapınız itibariyle bir çiftçi olarak, yöreni önder çiftçileri olarak. Siz ne kadar dönüm arazi işliyorsunuz Selahattin Bey olarak? Şu an biz, ben değil de abimle birlikte bütün ailemizin arazisini işliyoruz. Bir 2700 dekar kadar bir arazi işliyoruz. Peki bu arazide ne ekip ne biçiyorsunuz? Biz kendi arazilerimizde zeytinlerimiz var. Pamuk, ağırlık olarak pamuk, buğda. Küçük parçalar halinde de soğan filan ekiyoruz. Soğan, havuç, havucu da büyük ekmeye başladık 2 yıldır. Bunları ekiyoruz. Peki siz bir çiftçi olarak, bitki besleme grubu olarak bu üretimlerde hangi firmanın hangi ürününü kullanıyorsunuz? Şimdi taban gübresinde Matador firmasının taban gübresini kullanıyoruz. Kullanmamızın sebebi de bizim arazilerimizde pH miktarı çok yüksek. Bunları düşürmek için de kükürte ihtiyaç var. Matador gübrede de kükürt var. Kükürt olduğu için arazimizin yapısına uygun geliyor. Bundan dolayı Matador'u kullandık. Peki ürüne yansıması ne yönde oluyor? Yani buğdayda olsun, pamukta olsun. Yani ne farklılıklar var diğer gübreyle kıyaslarsa? İlk geçen yıl kullandık buğdamıza. Buğda çıkışında bir güçlülük var. Daha sonralarda kök yapısındaki güçlülük sapta. Buğdayda böyle. Pamukta ne tür fark var? Pamukta da çıkışında, köklenmesinde. Yani köklenmesi çok mükemmeldi. Şimdi bunun sebebi pH'i düşürmesi. Bir de kükürt oranının biraz daha yüksek olsa daha iyi olacak da biraz öbür gübrelerden daha fazla olması. Tuzun olmaması. Yani şeyin organik olması en başlıca. Seçtiğimiz şey ham maddenin organik olması. Dolayısıyla memnunsunuz. Şu an çok memnunuz. Peki bir ziraat odası başkanı olarak ve bir çiftçi olarak yurt genelinde bizi izleyen çiftçilerimize ne evet. tür önerileriniz, tavsiyeleriniz olur Matador gübre hakkında? Valla bizler kullandık. Bu yıl da zaten ektiğimiz buğdalara ve ekecek olduklarımıza yağmur yağdığından dolayı daha ekeceğimiz buğdalarımız var. Onları da kullanacağız, aldık. Denemeleri tavsiye ederim. Ama bunu denerken de belli bir dönüme denesinler bölüme. Kaç dönüm ekiyorlarsa belli dönüme de başka gübreleri denesinler. Aradaki farkı kendiler görecek. Bir denesinler yeter diyorsunuz. Bir denesinler, görsünler diyelim. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Yani. Size de hayırlı hasatlar diliyoruz. Bereketli olsun, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler.